İşte Türkiye Büyükelçiliği önünde bütün Müslümanlara, medeniyete ve insanlığa yönelik büyük bir hakaret yaşadık. Olay Rasmus Paludan isimli ırkçının Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkışması olayından ibaret değildir. Çok daha derindir ve çok boyutludur. Karşımızda medeniyete, insanlığa, kutsallara, kitaplara savaş açmış bir Haçlı zihniyeti var. Bunu görelim. Bu alçakça eylemin yapılmasına izin veren, polisleriyle koruyup gözeten bir İsveç'te var. Bu Türk ve İslam düşmanı Haçlı zihniyetinin, İslamofobinin örgütlü ittifakı olan NATO var. İsveç'te yaşanan bu düşmanlık ne ilk ne de sondur. Hatırlayalım. Çok yakın zamanda yine Stockholm'de PKK'lılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayaklarından asmışlardı. Yine Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı ve Türk bayrağını yere serip üzerinden geçit yaptılar. Son yaşadığımız alçakça eylemin adresinin Türkiye Büyükelçiliği olması da anlamlıdır. Nerede oldu bunlar? PKK'nın yuvası olmuş İsveç'te. Amerika'nın seçimlere giden süreçte kan banyosu yaşanacak tehditlerine işaret çaktılar. Hangi İsveç'te oldu bunlar? Bizim NATO'ya girmesi için protokoller imzaladığımız İsveç'te. İsveç işte şimdi hak etmiştir NATO üyeliğini. Kendini ispatlamıştır. Hani diyor ya hükümet yetkilileri, NATO'nun genişlemesi prensibini destekliyoruz. İşte NATO böyle genişler. PKK koruyucularıyla genişler. Türk ve İslam düşmanlarıyla genişler. Başka türlü genişleyemez. İnsanlığın düşmanı NATO ve İsveç. İnsanlığın düşmanı NATO ve İsveç. Çünkü NATO'nun doğası budur. Türkiye'yi kendi tatbikatlarında düşman ilan eden, üstlerle ve silahlı yığınaklarla kuşatan, teröristleri besleyen, örgütlediği Gladio ile darbeler, sabotajlar, tertipler düzenleyen, 15 Temmuz'lara kalkışan NATO'nun ta kendisidir. NATO'nun doğuya genişlemesi çağımızın yeni Haçlı Seferi'dir. Bırakalım İsveç'in NATO'nun girişine izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz tartışmasını. NATO, Türk ve İslam düşmanlığının, İnsanlık cephesine düşmanlığın esas merkezidir. NATO bugüne kadar mazlumlara, İslam dünyasına bölünmeden, parçalanmadan, kandan, gözyaşından, işgalden başka ne getirdi? NATO Amerika'nın sözde müttefiklerini kontrol örgütüdür. Artık kontrol edemiyor. Hegemonyası çatlıyor. NATO parçalanmanın eşiğine ilerliyor. Doğuya sefere kalkarken aslında kendi sonuna ilerliyor. O zaman bize düşen bellidir. NATO'dan çıkacağız. Bu Haçlı İttifakı'nın dünyanın en büyük terör örgütünün dağılması için ilk kurşunu biz atacağız. Selahattin Eyyubi olacağız. Kılıç Arslan olacağız. Haçlı seferini durduracağız. Biz İslam'ın kılıcı olmuş bir milletin evladıyız. Bugünün Haçlı örgütü NATO'yu dağıtmak yakışır bize. NATO'dan çıkalım, tam bağımsız olalım. NATO'dan çıkalım, tam bağımsız olalım. Atlantik düzeninin efendileri Kur'an-ı Kerim'i yakmaya ifade özgürlüğü diyorlar. Siz ifade özgürlüğünden, insan haklarından,
bahsedemezsiniz. Yaptırımlar adı altında dünyada emperyalist zulmünüze direnen ne kadar devlet varsa, Türkiye, İran, Rusya, Çin, Küba, Venezuela, Kore, ticaretten ilaca kadar yaptırımlar uygularsınız. İnsani felaketlerin pususuna yatarsınız. Rusya'yı tecrit etmek için insanlığın ortak mirasını, Dostoyevski'yi, Puşkin'i, Kuğugölü Balesi'ni yasaklarsınız. Spora kadar sokarsınız yasaklarınızı. Olimpiyatçılara, futbol takımlarına yasak uygularsınız. Savunma sanayimize yasak koyarsınız. Hedefe koyduğunuz insanların seyahat özgürlüğüne bile yasak koyarsınız. Avrupa'da, Amerika'da mazlum milletlerin, milli devletlerin haklı davasını savunmaya yasak koyarsınız. Siz ifade özgürlüğünden bahsedemezsiniz. Siz ikiyüzlüsünüz. Sizin özgürlüğünüz belli. Şehirlere bombalar yağdırma özgürlüğü, terörü besleme özgürlüğü, darbeler tertipleme özgürlüğü, devletlerin şakağına NATO tabancası dayayıp tehdit etme özgürlüğü. Köklerinizi, hangi mirası taşıdığınızı biliyoruz. Orta çağın cadı diye kadınları yakan, Engizisyon mahkemelerinde bilim insanlarını yakan yobazlarının devamısınız siz. Sizin mirasınız bu. İnsan yakan, kitap yakan, Hitler'in çizmelerini giyen emperyalistlersiniz siz. Bugün kutsalları yakanlarsınız siz. Bugünün orta çağısınız, karanlığısınız. Kutsallar yanar mı? Kur'an-ı Kerim'in ışığı yakarak söndürülebilir mi? Hazreti Muhammed'in insanlığa mesajı gizlenebilir mi? Kur'an'ı rehber alarak çağları aşıp gelmiş İslam medeniyetinin ışığı engellenebilir mi? Hangi çakmak, hangi çıra, hangi ahmak yakabilir koskoca medeniyeti? İşte burada bizimle beraber dünyaya imzasını atmış İslam'ın altın çağının bilginleri, büyük ustaları İbn Sina, Biruni, Harezmi, İbn Haldun, İbn Esem, Farabi, İbn Rüşd, Piri Reis, Cezeri, bunları silemezsiniz. Hadi çıkartın İbn Sina'yı tıptan. Harezmi siz matematik yapın. Biruni'yi silin astronomiden. İbn Haldun'suz bir sosyoloji kurun. Farabi'yi çıkartın felsefeden. Cezeri'nin sibernetiği olmadan bilgisayarı çalıştırın da görelim. Çürüyen Batı, yükselen Asya. Çürüyen Batı, yükselen Asya. Bilim evrenseldir. Tüm dünyaya seslenir. Medeniyet bütün insanlığındır. Bütün insanlığın ortak zenginliğini yakarak, yıkarak, vurarak, parçalayarak kim silebilmiş ki? Siz silebileceksiniz. Ey Haçlı İttifakı! Osmanlı'yı mı sileceksiniz? Selçuklu'yu mu? Abbasi'yi mi? Emevi'yi mi? Endülüs'ü mü? Semerkant'ı mı? Buhara'yı mı? Hangisini sileceksiniz? Siz insanlığın üzerinde hegemonya kurmaya, fizik yasalarıyla oynayıp tek kutuplu dünya kurmaya kalkan hegemonyasını korumak için dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecek insanlık ve medeniyet düşmanlarısınız. Türkiye düşmanı Haçlı İttifakı. Türkiye düşmanı Haçlı İttifakı. Ama şunu iyi bilin. Harezmiyiz, İbn Haldun'uz, İbn Sina'yız ama düşman dayadığında vatanın bağrına hançerini medeniyetin kılıcıyız. Selahaddin Eyyubi'yiz, kılıç aslanız, Fatih Sultan Mehmet'iz, Mustafa Kemal'iz. Asya'nın kadim milletlerini boğmaya kalkanlara Anadolu'yu dar ediniz. Bugün o kılıç yine tarihe yön verecek. Emperyalizme isyan yine Anadolu'dan zafere yürüyecek. İstiklal Savaşımızda Batı
Asya tehlikesi diyordu bizim mücadelemize. Mustafa Kemal Paşa şöyle tanımlıyor Asya tehlikesini. Asya tehlikesi bu büyük kıtada oturan ve çoğunluğu Müslümanlardan oluşan kavimlerin Avrupa boyunduruğundan kurtulması tehlikesidir. Asya tehlikesi vardır. Fakat bu tehlike milyonlarca insanın hürriyet ve istiklaline, medenileşme kabiliyetinin gelişme ve ilerlemesine doğru yürümek istemesinden doğuyor. O zaman hürriyet ve istiklalimizi boğmaya kalkanlara karşı bugünün görevi açıktır. Türkiye ve İslam düşmanı günümüzün Haçlı İttifakı NATO'dan çıkalım, milletimize, tüm Müslümanlara, insanlığa, medeniyete, mazlumlara en büyük iyiliği yapalım. Türk gençliği burada, zalimlere geçit yok. Türk gençliği burada, zalimlere geçit yok. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bütün basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Açıklamamız burada sona ermiştir. Teşekkürler.